Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gribe ve nezleye karşı bal, zencefil ve limon kürü yapacağız arkadaşlar. Malum kış aylarındayız. Mevsim geçişlerini yaşıyoruz şu dönemlerde. Ortalıkta grip, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklar kırılıp geçiyor. Bu hastalıklardan kurtulmak için doktora gitsek de en iyi istirahat etmek arkadaşlar. Tabi bu arada da yapacağımız bitkisel çaylarla, kürlerle de hastalığımızın iyileşmesine yardımcı olabileceğiz inşallah. Bu yapacağımız kür arkadaşlar yurt dışında birçok uzman tarafından şiddetle önerilen bir karışımdır. Özellikle kış aylarında hasta olan veya olmayan herkesin yapması için tavsiye edilir. Hiçbir zararlı veya yan etkisi yoktur. Tabi içlerinden herhangi birine bir alerjiniz yoksa diye bir dipnotta düşmek istiyorum. Doğal bir takviye ve koruyucu kalkanıdır arkadaşlar. Grip, nezle, öksürük, mide üşütmeleri, soğuk algınlığı ve vücut direncinin düşmesine karşı mutlak surette bu kür tüketilmelidir. Evimizde bulunduracağımız malzemelerle, bu 4 malzemeyle yapacağımız bu kolay karışımla hem vücudumuzun direncini koruyacağız, hem var olan hastalığı da yenmesine yardımcı olacak arkadaşlar. Bunu kullandığımızda arkadaşlar öksürük tedavisinde de kullanabiliriz. Öksürüğü azaltır ve keser. Mide bulantıları ve üşütmelere karşı da tedavi edicidir. Nezle ve gribe de çok iyi gelir. Vücudun direncini arttırır, virüsleri öldürür, vücudu virüslere karşı korur arkadaşlar. Peki yapılışı nasıl diye sorarsanız şimdi başlıyorum. Arkadaşlar bu kür için böyle bir kapaklı cam kavanoza ihtiyacınız var. Tabi normal kavanoz da olabilir. Ben böyle bir kavanoz tercih ettim. Zencefilimizin dış kabuğunu soyuyoruz arkadaşlar. Bir bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz. Ya da böyle benim gibi bir soyucu yardımıyla da zencefilimizin dış kabuklarını üzerinden alabilirsiniz. Bu büyüklükte bir zencefil yeterli arkadaşlar. Şöyle kötü taraflarını da bıçakla almak istiyorum. Kokusu muhteşem arkadaşlar. Zencefil sadece böyle kürler içinde değil, çorbalarınıza da kullanabilirsiniz. Tam bir şifa kaynağı. Zencefilimi soydum, yıkadım arkadaşlar. Bunu küçük parçalar halinde doğrayalım. Şöyle zencefilimi kenara alıyorum. Daha sonra limon kullanıyoruz arkadaşlar. Limonumun uçlarını aldıktan sonra arkadaşlar limonumuzu da yıkadık. Limonumu küçük parçalar haline ayırıyorum. Kabuklarıyla birlikte. Kullanacağım. Sulu sulu bir limonumuz varmış arkadaşlar. Damak tadınıza göre limonunuzu arttırabilir, azaltabilirsiniz. Şimdi kabımı alıyorum arkadaşlar. İçine ilk önce limonlarımın bir kısmını, zencefilimin bir kısmını, yine limon, zencefil bu şekilde bütün
malzemelerimizi yerleştiriyorum. Bunun bir sırası yok. Ben şu anda istediğim şekilde malzemeleri koyuyorum. Daha sonra arkadaşlar içine çubuk tarçınlarımı yerleştiriyorum. Hatta biraz daha limon ekleyebilirim. Limonlarımızı yerleştirelim. Bu şekilde bir karışım olacak arkadaşlar. Ve üzerine balımızı ilave edelim arkadaşlar. Doğal olması tercihimiz ama tabii doğal bal bulamıyorsanız marketlerden alacağınız balı da yapabiliriz. Kürün içine koyabilirsiniz. Balımızı, kürümüzün içine ilave edelim. Arkadaşlar tam bir şifa kaynağı. Bir kür hazırladık. Arkadaşlar çocuklarınızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çocuklarınıza verdiğinizde tatlı kaşığıyla vermenizi tavsiye ediyorum. Sabah akşam verebilirsiniz. Bebeklerde kullanımı kesinlikle olmamalı. Çünkü biliyorsunuz bal bebeklere zararlı arkadaşlar. Yetişkinlerde ise yemek kaşığı da sabah akşam yine kullanıma uygundur. Bu şifa kaynağı kürümü mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, selametle.